Herkese merhaba sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir sizlerle video paylaşamıyorum günlük yoğunluk içerisinde ama sizlerden gelen mesajları, mailleri YouTube üzerinden, Instagram üzerinden ve mail adresim yazaradilyildirim@gmail.com. Bu adresten gelen bütün mesajları okuyorum. Özellikle sorulan bir soru var: mutlu ilişki. Mutlu ilişkiye sahip olan insanların sırrı nedir? Mutlu ilişkiler görüyorum Adil Bey ama ben yaşayamıyorum. Acaba nerede hata yapıyorum? Hangi konularda sıkıntılarım ve eksikliklerim var? Bunları acaba paylaşabilir misiniz? Ve burada yakından tanıdığınız kara kaplı defter ve ben sizlere şimdi 8 madde halinde özellikle bireysel çalışmalarda gözlemlediğim, etrafımda gördüğüm ve yapılmış araştırmalar var ilişkiler üzerine. Özellikle yurt dışında birçok üniversitede yapılmış araştırmalar var. Bütün bunları sizlerle paylaşacağım. 8 tane madde var. Mutlu ilişki yaşayan insanlar özellikle bu maddelere dikkat ediyorlar. Belki farkında olarak ya da olmadan ve bir uyum yakalıyorlar. Peki bir insanla uyum yakalamanızın tam olarak sırrı nedir? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu videoda sizlere özellikle bu konuları paylaşacağım. Şimdi uyumlanma, bir insanla tanıştığınız zaman aranızda oluşabilen uyum aslında kimyasal bir konu. Aslında spiritüel bir tarafı var, enerji tarafı var kesinlikle. Bu çok önemli bir altyapı sağlıyor. Bazen bir insanla karşılaştığınızda direkt olarak kötü bir enerji alırsınız. Bazen de güzel bir enerji alırsınız. Üstelik hayatınızda daha önce hiçbir şekilde görmediğiniz bir insan garip bir şekilde, yani anlam veremediğiniz bir şekilde size güzel bir enerji verir. Bunun içerisinde kesinlikle spiritüel ve enerjisel frekansla alakalı, sahip olduğunuz enerji boyutuyla, etrafa yaydığınız enerji boyutuyla alakalı sebepler var. Ama davranışsal olarak da, hani davranış analizine baktığımızda da insanlarla uyumlu olabilmenizi sağlayacak bir takım maddeler var. Bakın, şimdi spiritüel konuyu bir tarafa bırakıyorum. 8 madde halinde mutlu ilişkisi olan insanların özellikle dikkat ettiği, başardığı noktaları sizlerle paylaşıyorum. Burada kara kaplı defterimde bütün notlar var. Birinci madde, benim özellikle hayatta belki de en önem verdiğim konudur, ön yargı konusu. Birçok insanın günlük hayatta çok fazla ön yargısı var. Şimdi özellikle bir bireysel danışanın bana anlattığı bir örneği sizlerle paylaşacağım. Bir erkek, uzun zaman birlikte çalıştık ve güzel bir ilişkisi vardı. İlişkide sıkıntıları vardı. Bunları aştık ve şu an gerçekten evliliğe doğru gidiyorlar. Çok mutlular inşallah, nazar değmez. Adamımız metroya biniyor ve telefonu çekmiyor işte 5-10 dakika falan. Ve kız arkadaşı sürekli olarak işte her dakika hemen hemen mesaj atan, her dakika haber isteyen, her dakika işte resim atlayan bir kız. Özgüven eksikliği olan bir kadın ve daha önceki ilişkisinde de aldatılmış bir kadın. Daha doğrusu bir önceki ve daha önceki 2-3 ilişkisinde sürekli aldatılma yaşamış bir kadın ve ondan birikmiş bir kötü enerjisi var. Yani erkeklere karşı da oluşmuş bir nefreti var. Dolayısıyla bu metrodaki arkadaşımıza işte "sen neden telefonun kapalı, ne öyle ne öyle, işte sen kesin bir şey yapıyorsun, kesin bir olay var" diyerek üstüne gidiyor. Bunu yapan bir erkek de olabilir yani. Bu örnekte kadın ama erkek kadın fark etmez. Burada gerçekten aldatılma yaşamış insanlarda bir özgüven eksikliği oluyor ve yeni ilişkilerine bunu yansıtıyorlar. Şimdi tabii arkadaşımız da bu olaya artık bir süredir vakıf olduğu için işte metrodan selfie yapıyor, işte resim çekiyor, bilmem ne, orada olduğuna bir şekilde inandırmak için daha sonrasında resimleri gönderiyor ve kıza diyor ki "bak, sen bana inanmıyorsun ama ben metrodayım." Şimdi burada 1000 tane farklı örnek verebiliriz ama ön yargılı olduğumuz zaman İlla bir insana karşı ima eden, onun illa bir suç işlediğini ya da işte aldattığını ima eden şeyler ifade ettiğimiz zaman gerçekten bu öyle olmadığı ortaya çıktığında zor bir duruma düşebiliriz. Çünkü insanlarda, hepimizde şu vardır: evet, ben bir şey düşünüyorum ve düşüncelerime inanıyorum. Yani aklıma gelen ihtimale, aklıma gelen duruma inanıyorum. Kesinlikle bu böyle. Neredeyse gerçekliğin bile, yani gerçek hayatta olmuş olayın bile ötesine geçer bizim inancımız. Yani aklımıza gelen kötü sebeplere, kötü ihtimallere hemen inanırız. İnsan endişe kaynaklı bir varlıktır. Yani endişelerine, umutlarına göre daha fazla inanır. Kötü ihtimallere daha fazla inanır. Çünkü kötü ihtimallerin, hayatta olabilecek kötü olayların bize verdiği heyecan ve adrenalin duygusu aslında çok daha fazladır. Mutluluktan çok daha fazladır. Dolayısıyla aslında endişe adrenalin kaynaklı bir olay. Daha fazla heyecan, daha fazla adrenalin, özellikle korku, özellikle nefret ve kin, bunlar çok baskın, çok yoğun duygular olduğu için öfke patlaması yapabilmek adına bile bir endişeye inanabiliriz. Şimdi ön yargılar çok büyük bir problem. Ben size bunu söyleyeyim. Ön yargılardan kurtulmak mutlu ilişkinin belki de birinci maddesi. Özellikle bunu birinci sıraya koymuşum. Karşınızdaki insanla ilgili kesinlikle ön yargılara kapılmayın.
İkinci konu iletişim ve şeffaflık. Burada özellikle bir şey anlatacağım. Bazen bahsediyorum, İtalya'da birkaç sene kaldım, yani 10 sene aslında kaldım ve orada İtalyanların neden bu kadar çok konuştuklarına dair bir türlü anlayamadığım bir durum vardı. Çünkü dün akşam yaptığı makarnayı bile saatlerce anlatıyor. İşte yaşadığı olayları anlatıyor. Sürekli olarak bir şeyler anlatıyor ve susmuyor. Ben de diyordum ki İtalyanlar niye bu kadar konuşuyorlar? Yani bizim toplumumuzda bu kadar güçlü bir iletişim yok. Fakat daha sonra özellikle mutlu evliliğe sahip İtalyanların bunu bir formül olarak kullandıklarını gördüm. Bakın, ana konu sağlıklı iletişimdir. İletişim şeffaflıktır. Yani endişelerinizi, korkularınızı, sıkıntılarınızı açıkça, eleştirmeden ve karşı tarafa laf sokmadan, açık bir dille kendi duygularınızı ifade edecek şekilde karşı tarafa aktarmaktır. Bakın, bu çok hassas bir konu. Kendi sıkıntılarınızı, aklınıza gelen kötü ihtimalleri bile karşı tarafa aktarabilirsiniz. Ve onun vereceği cevaplar sizi şaşırtabilir. Yani sizin endişe noktanızın aslında karşı tarafta hiç geçerli olmadığını, gerçeklikten kopmuş olduğunuzu size bir cevapla, yani bir kelimeyle bile söyleyip içinizi ferahlatabilir. Ama iletişim kurmadığınız zaman içinizde bir kar topu gibi endişeler büyümeye başlar. Sürekli olarak ben böyle düşünüyorum. Bir de biraz önce birinci maddede bahsettim. İnsan kendi düşüncelerine inanır. Kendi endişelerine inanır, yani insanda böyle bir boyut var maalesef. Dolayısıyla bu endişe kaynaklı yapı ve bu anksiyete hali insanı gerçekten büyük bir kaosa, içsel bir travmaya doğru sürükleyebilir. Söyleyin, konuşun. Karşınızdaki insana endişelerinizi, problemlerinizi söyleyin. Sizi bir iki cümleyle bile sakinleştirebilir. Sağlıklı iletişim, mutlu ilişkinin ikinci sırrı. Şimdi devam ediyorum. Tartışmalarda, bakın buraya yazmışım, egonu değil ilişkiyi düşün. Bakın arkadaşlar, güzel bir ilişkiniz olduğunda, özellikle bu dönemde, çünkü çok az insan güzel bir ilişki bulabiliyor, yani çok nadir bir şey, çok nadir bir ürün, yani elmas gibi, yani Afrika'nın böyle en derin böyle topraklarında bulunan, Afrika topraklarından çıkartılan bir elmas gibi bir şey, çünkü mutlu ilişki bulamıyor kimse. Bunu bulduğunuzda bunu egonuza heba etmeyin. Tartışmalarda kırıcı, işte ne bileyim, karşı tarafın şahsiyetine, karakterine yönelik, yani tartışma konusundan çıkıp direkt ona böyle laf sokmaya yönelik, ona hakaret etmeye yönelik tartışmalara girmeyin. Çünkü bunlar, özellikle edilen kötü laflar, insanda çok büyük bir mide bulantısı yaratır. Tartışmanın üzerinden 3 sene geçer, 4 sene geçer ama insan beyni o söylenen kelimeleri unutmaz. Nitekim bu sebeple tartışmalarda hep şu olur. İşte sen de bana 5 sene önce şunu söyledin. Sen de bana şurada hakaret etmiştin. Nerede? 8 sene önce. Unutmaz çünkü. İnsan beyni unutmaz. Tabii burada özellikle kadınların unutmadığı açık ama erkekler de erkeklik onuru haysiyetine yönelik edilen hakaretlerde. Mesela şöyle bir örnek vardı. İyi giden bir evlilik ama tartışma esnasında kadın, ya sen de erkek misin Allah aşkına? Hani senden erkek mi olur falan gibi bir laf ediyor yani. Böyle bir şey söylüyor ve bu boşanmaya gitti. Yani adam bunu duyduktan sonra direkt olarak hiçbir şekilde, bakın evlilikte o kadar büyük sıkıntılar yok. Ama o tartışmada edilen o cümle erkeklik onuruna yönelik olduğu için, hani sen de erkek misin canım, yani ne erkeksin sanki sen de falan gibi bir laf edip o adamın erkekliğine yönelik, iktidarına yönelik edilen lafla birlikte bu boşanmaya gidebiliyor. Onun için ettiğiniz laflara kavgalarda çok dikkat edin. Kırıcı olmaması lazım. Tartışma konusundan uzaklaşmayın. Ve şunu söyleyeceğim, bakın bu çok önemli. Kavga ve tartışma esnasında şu soruyu sormanızda fayda var. Acaba bizim şu anda bunu tartışmamıza değer mi? Çünkü bunu sorduğunuzda birbirinize veya kendinize yönelik, biz bunu tartışıyoruz ama bunun için birbirimizi kırmamıza değer mi diye sorduğunuzda şu cevabı %90 alabilirsiniz: değmez. Çünkü bazen insanlar bir sehpa için, perdenin rengi için, akşam yemeğindeki bamya için kavga ediyorlar, yani saçma sapan. Değmez. Karşınızdaki değerli insanı kırmanıza değmez. Dördüncü maddeye geçiyorum. Baskı yapma. İlişkilerde baskı yapmayın. Bakın, ilişkinin atar damarı, besleyici kuvveti özgür alandır. İnsanlar özgür alanlarında vakit geçirdikçe ilişkiye de daha fazla değer katabilirler. Arkadaşlarınızla vakit geçirin. Ayrı ayrı vakit geçirin. Böyle mıç mıç ilişki diye bir şey var. Sürekli 7-24 birlikte. Bu çok zararlı bir şey. Bakın, bunun kesinlikle faydalı olmadığını sizlere söyleyeyim. İnsanın beslendiği alanlar vardır. Başka hobileri vardır. Başka vakit geçirdiği yerler vardır. Birlikte bir şeyler yaptığı arkadaşları vardır. Ve onlarla birlikte oldukça, yani sevdiği insandan ayrı vakit geçirdiği sürece aslında onu özler. Onunla birlikte vakit geçirmeyi özler. Sürekli birlikte olmak hiç ama hiç sağlıklı değil. Beşinci maddeye geçiyorum. Fedakarlık yap. Bu kalmadı. Yani bugün ilişkilerde fedakarlık diye bir şeye ben pek rastlamıyorum.
binlerce insanla çalıştım. Bugün geçtiğimiz günlerde hani not almışım, 6000'e yakın kadınla çalıştım. %90 zaten bireysel çalışmalar yaptım, kadınlarla yapıyorum, değerli hanımefendileriyle. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim, onlar da bu konudan dertli. Çalıştığım az sayıda erkek de aynı şeyi söyler. İlişkilerde fedakarlık kalmadı. Bakın, fedakarlık eskiden evliliklerde, ilişkilerde ana maddeydi. İnsanlar fedakarlığa önem veriyordu. Ama bugün artık kalmadı. Onun içinde zaten çok hızlı ayrılıklar ve boşanmalar var. Altıncı madde, kırmızı çizgilerini belirle. Bakın bu çok önemli ve kesinlikle 3 maddeni belirle. Bakın 3 tane kırmızı çizginiz olmalı en az. Bunları yazın. Kendinizi tanımak adına yazın. Ben saygısızlığa gelemem. Atıyorum, yalana gelemem. Fesatlığa gelemem, sinsiliğe gelemem. Bunları hani hiçbir şekilde kabul edemeyeceğiniz maddeleri bir yazın. Kendinizi tanıyın ve sonra şeffaf bir şekilde tanıştığınız insana, güzel ilişkide olduğunuz insana bunları söyleyin. Bak hayatım, ben bu maddelerde hiçbir şekilde alttan alamam. Bunlar benim kırmızı çizgilerim, benim standartlarım bunlar. Buralarda bana saygısızlık yaptığın zaman, bu maddelere uymadığın zaman ben bu ilişkiye devam etmem şeklinde en başında, ilişkinin en baş safhasında karşınızdaki insana bunları söyleyin. Çünkü aksi takdirde o bilmediği için, sizin kırmızı çizgilerinizi bilmediği için saçmalayabilir, sizi kırabilir ve sizin için bunların ne kadar önemli olduğunu da bilmez. Neden? Çünkü ona söylemediniz. Şeffaf bir şekilde en önem verdiğiniz 3 maddeyi, 3 davranış biçimini ona mutlaka söyleyin. Sakın üşenmeyin. Şimdi devam ediyorum. 7. madde, fevrilik. Bu ilişkileri bitiren bir şey ama daha önemlisi bu evlilikleri bitiren bir şey. Birçok evlilik fevri bir tartışma yüzünden, fevri bir şekilde ani bir tepkiyle verilen bir cümle yüzünden, bir söz, bir hakaret yüzünden biter. Çünkü geri adım atamazsınız. Bakın, zaman çizgisi gibi. Şimdi biz şu anı yaşıyoruz. Şu an siz bu videoyu izliyorsunuz. Şu an. 5 dakika sonra bu anı geri getirmek mümkün olmayacak. İstediğiniz kadar videoyu geri sarın. 5 dakika öncesine gidin ama aynı ruh haliyle ve aynı siz olarak onu, bu videoyu izleyemeyeceksiniz. Çünkü siz artık 5 dakika içerisinde farklı bir siz oldunuz. Bu çok önemli bir konu. Aynı şekilde fevrilik de geri adım atamadığınız için karşı tarafı çok yaralayabilir. Ve ilişkiyi kesinlikle geri getiremezsiniz. Bir insanın midesi bulandığı zaman, kötü bir sözle, hakaretle, kavgayla midesi bulandığı zaman artık size aynı şekilde bakamaz. Bu mümkün değil. Onun için mutlaka ilişkilerde fevrilikten uzak durmak gerekiyor. Burada 10 saniye kuralı var. Sinirlendiğiniz zaman, öfkelendiğiniz zaman 10 saniye durun. Bakın, içinizden öfkelendiğinizde içinizden 10'a kadar sayın. Çünkü söylediğiniz sözlerin vahameti, ağırlığı çok azalıyor. 10 saniye içinde öfkeniz %50'ye kadar düşüyor. 10 saniye çok etkilidir, bu kuralı uygulayın. Ve son madde, 8. madde mutlu ilişkilerde, anı yaşa. Beklentilerini düşük tut. Mutlaka kendini akışa bırak. Bakın şöyle söyleyeyim. Bireysel çalışmalar çok yaptım. Çok sayıda kadınla çalıştım. Türkiye'nin her yerinden ve her meslek grubundan. Şöyle bir şey gördüm. Evet, kadın hızlı duygu oluşturur. Hızlı bir şekilde sever, aşık olmak ister, bir adamla birlikte olmak ister. Yani hayatı boyunca onu kurgular, evliliği düşünür. Bir erkekte damatlık rüyası yoktur. Ama bir kadında gelinlik rüyası vardır. Yani gelinliği giymek falan. Ama beklentinizi düşük tutun. Beklentilerinizi hemen yüksek tutmayın. Bir ayı çok iyi geçirmiş olabilirsiniz veya iki ay. Ama hemen kafanızda evlilik hayali kurmayın. Hemen kafanızda mutlu bir aile, çoluk, çocuk, işte güzel bir gelecek hayali kurmayın. Çünkü bunu hızlı yaptığınız zaman, hemen 4-5 ay içerisinde evlilik düşüncesine girdiğiniz zaman, karşınızdaki insanın düşündüğünüz, hayallerinizde kurduğunuz kadar yüksek karakterde olmadığını görünce bir çatıdan düşmüş gibi oluyorsunuz. Yani kadınlardaki hayal kırıklığı çok yüksek oluyor, maalesef çok yüksek oluyor. Lütfen beklentilerinizi yüksek tutmayın. Sevgili dostlar, bana gönderdiğiniz mesajlar, yorumlar için sizlere çok teşekkür ediyorum. Mutlu ilişkinin veya mutlu evliliğin 8 maddesini sizlerle paylaştım. Lütfen kendinize iyi bakın. Sizleri çok sevdiğimi sakın unutmayın.